Endi mana bu joyda innama hiya a'malukum degan kalimani biz ta'birlardan bittasini olib, mana bu sizlarni amallaringlar deb tarjima qildik. Biz o'zbeklarga tushunish oson bo'lgan ma'no shu bo'lgani uchun. Lekin bu yerda ikkinchi bir ma'no bor shu hiyada. Innama hiya a'malukum degan hiyada ikkinchi bir ma'no bor. U nima desa, bu hiya mana bular degan ma'noni ham bildiradi. İkincisi, gap şu ki şundan başka emas degan gap ma'noni ham bildiradi. Gap şu ki, men sizlarni hamma ishingizni hisob kitob qilib turaman va to'liq uni jazo mukofotini beraman. Endi men ana shunday qilib to'liq jazo mukofotini berganimdan keyin nima bo'ladi? Men zulm qilmayman. Boriga hisob kitob qilib beraman. Faman wajada khayran falyahmadillah. Kim endi yaxshilik topsa Allohga hamd aytsin. Kim yaxshilik topsa Allohga hamd aytsin. Mana shu joyda davomini ham aytib qo'yaylik. Wa man wajada ghayra zalik fala yalumanna illa nafsa. Kim yaxshilikdan boshqa narsani topsa o'zini malomat qilsin xolos. Allohga hech qanaqa shikoyatga haqqi yo'q. Hadisni mana shu joyi dunyoga ham oxiratga ham tegishli. Oldingi qismini ham unga demak muqaddima qilsak bo'ladi. Inson bu dunyoda nima topsa o'zini kasbidan bo'ladi. Ma asobaka min hasanatin fa min Alloh. Ma asoba min musibatin fa bima kasabat aydikum. Sizlarga nima musibat yetsa o'zingizlarning qilmishingizlardan. Ya'ni inson bu dunyoda qilgan amaliga javob olar ekan. Kama tadinu tudan qilganingning javobini olasan. Endi kim yaxshilik topsa, natija yaxshi bo'lsa dunyoda aytaylik, falyahmadillah, Allohga hamd aytsin. Birinchi dunyodagi ma'nosini o'rganib olamiz, keyin oxiratdagisi ikkinchi asosiy ma'noga o'tamiz. Kim yaxshilik topsa Allohga hamd aytsin. Demak, kim agar yaxshilikka muvaffaq bo'lsa Allohga hamd aytsin ekan. Nimaga? O'sha yaxshilikni hidoyat kimdan edi? Kullukum dallun illa man hadaytu. Adashgan deydilar, men hidoyatni ko'rsatdim, hidoyat topdinglar. Allohni agar o'zi tanitmasa biz Allohni taniy olarmidik? Yo'q. Ibodatni o'rgatmasa qila olarmidik? Yo'q. Yaxshilik, ezguliklarni Alloh bizga ko'rsatib, unga bizni qalbimizni moyil qilib, unga bizga qudrat hosil qilmasa qila olarmidik? Yo'q. Shuning uchun agar yaxshilik topsa Allohga hamd aytsin. Ulamolarimiz aytadilarki, agar siz bir yaxshi amalni qila olsangiz, Allohga hamd ayting. Alhamdulillah. Men qildim, etdim, dondirib qo'ydim demang. Alhamdulillah. Alloh muvaffaqlikni alhamdulillah. Allohga hamd. Ishni men qilganman-ku. Bir xoli qolsam bo'lmaydimi desa yo'q. Hamd Allohga. O'shaning uchun Qur'on nima bilan boshlandi? Alhamdulillah. Namozda har doim birinchi aytadiganimiz nima? Alhamdulillahi robbil alamin. O'qiydigan suramiz. Hamd. Hamd Allohga. Agar kim yaxshilikka muvaffaq bo'lsa hamd aytsin. Qancha ko'p ibodat qilsa shuncha ko'p hamd aytish kerak. Qancha ko'p Allohning diniga agar xizmat qilish sizga nasib qilsa shuncha ko'p hamd ayting ekan. Aytadilarki, shukr shukrni taqozo qiladi, hamd hamdni vojib qiladi. Agar siz hamd ayta olsangiz, yana hamdga muvaffaq bo'lganingiz uchun hamd lozim keladi. Agar shukr nasib qilsa, shukr vojib bo'ladi. Nimaga? Shukrga Alloh sizni muvaffaq qilsa, demak, sizga ne'matini ziyoda qilmoqchi va oxiratda savob bermoqchi. Nimaga shukr qilmaysiz? Bitta yaxshilik qildingiz, o'zi Alloh qodir qilgan uchun qildingiz. Umrni kim bergan? Alloh bergan. Quvvatni kim berdi? Alloh berdi. Mana hali korona virus tarqalgan paytda hamma yahudo Alloh deb qoldi. Inson ojizligini his qildi. Hamma inson his qiladi boshiga ish tushgan paytda. Lekin aql shuki u boshiga ish tushmay turib shuni anglay oladi. Quvvatni kim berdi? Alloh berdi. Kun, tun siz ishlatayotgan asbob uskuna, mol dunyo borib tog'ni o'yib kelib
taşını satıp pul kılıyabız. Turpağını alıp, tırlaki araylaştırıp, telefon yasayabız. İnsan ne mi işletirken bulsa, ne mi kılıyken, ne mi kasıp kılıyken bulsa, kayırdan top yaptı. Eğer Mars'a çıkıp, Mars'tan tıprağa çıkıp, bu nasıl yasası hem Allah'ın mülküden ayan buladı. Onu işletirken, onu hasıl kılıyken akıl, kuvvet, kimden? Allah'dan. İbadetke siz muvaffak bulsuz, taharat ayan suyuz. Bir tamçısını özü yaratken misiniz? Yok. Taam yiyken taaminiz. فَلْيَنْظُرُ الْاِنْسَانِ اِلَى تَعَامِهِ اَنَّا صَبَ بْنَا الْمَا أَصَبَّهِ Adam yiyken nersesiye kararsın. Biz onu kandıyıp onun kolunu yetkizip koyduk. Ulamalar ayetlediler ki eğer kolunge bir burada naanlı bir yemahçı bulsayın şunu tefekkür kurup bana şu nan kolunge kegünüşe Allah'ını kança mahlukatları hizmet kıyan. Ay, kuyaş, yer, dihkan ve hakeza. Şimdi bana şu yiyişiniz, ibadetke, taharaki suyunuz, mescid, ibadetini, güzelliği. Ne var bizde özü? Hiç nerse yok. Şunun için eğer yaşlılıkke muvaffak olsa insan felyehmedillah, Allah'a hamd eylesin. Şimdi şunca nimet boptur bileken insan günah koysa ki, وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَٰلِكِ Kim bundan başka nerseni tapsa? Hadisteki ifadeni, nezaketini göreyim. Kim yamanlık tapsa değil mi yaptı? Kim yaşlılıktan başka nerse tapsa? Tapken yaşlılık meseken, başka nerseyken. Demek yaşmaz nerse. Ne oldu şimdi? Allah'a ta'ana kısa buladı mı? Hemen nerseni muhayya kıp koydu, lakin o özünden körlüğü kıldı. فَلَا يَلُومَنَّ اِلَّا نَفْسَهِ Şimdi özünü malamet kısın halas. Şeytanın malamet kısa olmayıydı mı? Eş şeytan, beni seni adaştırdın dese olmayıydı mı? Niye? Kıyamet günü وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا يَقُضِيَ الْأَمْرِ Kıyamet günü şeytan ayetledi. اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ Allah hem sizlerle vaada kıldım, ben hem sizlerle vaada kıldım. Ben vaadiye hılaf kıldım. Ben sizlerle yamanı çırali görsettim. Günahını yaş görsettim. Nefsilerini özgürlerle üstün koyu verdim. Özgür, ben ana bir musluk hüküm var. Bu birbirimizde dava kılışka hakkımız yok. Ben sizlerle illa en da'autukum festecebtum li. Sizlerle çakırdım halas. Özgürler icabat kıldılar. Fela telumuni ve lumu enfusakum. Menimiz özgürlerini malamat kınıylar deydi. Nimaga? Çünkü Allah aytganki şeytanga inna ibadi laysa laki alayhim sultan illa man ittaba'aka min al-gawin. Bandalarinni üstida senga hukmronlik yok. Magaram ergashganlarni olib ketaver. Shuning uchun inson o'zini o'zi malomat qilsin xolos. Bu dunyoda agar siz muvaffaqiyatga erisha olmasangiz, ibodatga, yaxshi ishlarga, ilmga, boshqa ishlarda muvaffaqiyat topa olmasangiz, yaxshilikka erisha olmasangiz, Allohdan nolimang. Fala yalumanna illa nafsa. O'zini malomat qilsin. Endi bu dunyodagisi oxiratda ham xuddi mana shu manzara bo'ladi. Inson qiyomatga amallarini ko'tarib borganda amallarga hisob kitob qilib sarflaganini haqqi unga ado qilinadi. Agar olgan natijasi yaxshi bo'lsa, Allohga hamd aytsin. Nimaga shu joyda Allohga hamd aytsin deyilyapti? Ya'ni u o'zidan xursand bo'lsin desa bo'lmasmidi? Ha? Chunki insonning o'zida hech narsa yo'q. İnsan qo'liga nima yaxshilik kelsa Allohdan u. Ma asabaka min hasanatin fa min Alloh. Senga nima yaxshilik kelsa Allohdan. Va ma asabaka min sayyatin fa min nafsik. Lekin senga yomonlik yersa o'zingdan u. Shuning uchun Rasul akam alayhisolatu vasallam oyatda ham keladi, Qur'onda Rasulullohning duolarida ham keladi. Bi yadikal khair. Ey Alloh, hamma yaxshilik seni qo'lingda.
Nimaga yomonlik ham Allohning qo'lida deyilmaydi? Chunki yomonlik nisbiy narsa. Yomonlik o'zi yomonlik bo'lmaydi. Bizga nisbatan yomonlik bo'ladi. Allohning yaratganining ichida yomonlik yo'q. Alloh faqat yaxshilik yaratgan, insonning nafsi o'sha yomonlikka o'zi sabab bo'ladi. Shuning uchun qiyomatda agar yomon natija olsangiz, yomon natija olsa inson fala yalumanna illa nafsa, faqat o'zini malomat qilsin. Va qalu alhamdulillahi va naz'ana ma A'raf surasida va naz'ana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim anhar. Biz qiyomat kunida jannat ahlining qalbidan hamma g'illi g'ashni sug'urib olib tashaymiz. Pok bo'ladi. Va qalu alhamdulillahi allazi hadana li hadha va ma kunna linahtadiya laula an hadana Alloh. Jannatga kirganda jannat ahlilari aytishadiki, bizim mana shu jannat yo'liga hidoyat qilgan Allohga hamd bo'lsin. Agar Alloh hidoyat qilmaganda biz hidoyat topolmasdik, deyishadi. Va qalu alhamdulillahi allazi sadaqana va'dahu. Ha? Jannat ahlilari jannatga to'p-to'p bo'lib kirayotgan paytda bizga va'dasiga vafo qilgan Allohga hamd bo'lsin, deyishadi. Mana shu hadisda falyahmadillah, o'sha yaxshilik topsa hamd aytsin deganda jannat ahli nazarda tutilgan bo'lar ekan. Jannat ahli Allohga hamd aytar ekan jannatga erishgan paytda. Aytmas ekanki, biz joy ishtiboblaganmizda o'zi. Falonchilar o'qilib yurgan paytda biz bunday ishlar qilganmiz, deymas ekan. Allohga hamd bizni mana shunga muvaffaq qildi, der ekan.